Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTube'un para kazanma özelliğinin açılmasından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi 1050 aboneye ulaştık. Buradan para kazanma özelliği açıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarın ekranından ayrıntılı olarak anlatıma geçeceğim. Dilerseniz bilgisayar ekranından devam edeyim. Evet arkadaşlar, bilgisayar ekranıma geçtim. Gördüğünüz gibi 1050 abone olduğumuzu söyledik. Bu YouTube'un para kazanması 4000 saat ve 1000 abone olarak oluyor. Gün itibariyle, yani bugün itibariyle biz bu işlemlerin hepsini tamamladık. Yani 4000 saate ulaştık ve 1000 aboneye de ulaştık. Bu çok zorlu bir yolculuk oluyor arkadaşlar, onu baştan söylemek gerekiyor. Bu 1000 aboneye nedense ulaşılamıyor ve izleme saatlerine bir türlü ulaşılamıyor. Gördüğünüz gibi para kazanma yeri açık. Bunların sebepleri karşılıklı abone olsun, başka insanlarla beraber iletişime geçilmesi. Yani insanların birazcık ağız kokusunu çekiyorsunuz maalesef. Arkadaşlarınız size yetmiyor çünkü çoğu insanın YouTube hesabı yok, yani YouTube'u kullanıcısı olmadan kullanıyorlar. Bazıları da olmasına rağmen size pek abone olmayı istemiyorlar. Çünkü abone olmakla aslında ana ekranında bir alan kaplıyorsunuz insanların ve videolarınızı görüyorlar. Eğer hani sizinle çok bağlantıda olmayan birisi ise pek buna yanaşmıyor. Şeyden bahsedeyim size, bu saatleri nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. Şimdi ben evet, sayfa satır sayısını 50'ye getirerek bütün videolarımızı kapsayan bir şekilde göstermek istiyorum. İlk önce evet, daha fazla video yapmışız. O sebepten dolayı en başa gideyim. Evet. En baştaki videolarımızda ilk önce nasıl bu videoları bu kadar yaptığımızı soruyorsanız, izlenme sayısından birkaç tane trend video yakaladık. Bu trend videolar sayesinde kanalımıza bayağı giriş oldu ve saat olarak olumlu olarak yansıdı bunlar bize. Daha çok kanal olarak herkesin yaptığı gibi ürün tanıtımı ve güzellik ürünlerinin bazılarının, yani herkesin kullanabileceği tarzda güzellik ürünleri erkek ve kadınlar için, onların tanıtımı ve kullanım deneyimlerimizi anlattık. Ondan sonra Instagram hesabından alınan ayakkabılar veya kumaş boyasıyla ayakkabınızı nasıl boyarsınız, o tür tarzda videolar çektik. Daha sonra diğer şeyimizi, çıkışımızı aslında müziklerle, oyun müzikleriyle yaptık. Yine ürünün tanıtım tarafında olan videolarla devam ettik. Analytics kısmında, yani videolarımızın erişimi, etkileşimi, kitle ve gelir kısmından ne kadar sürede ne yaptığımızı görebiliyoruz. Buradan ömür boyu seçtiğimiz zaman belirli ne kadar saat içerisinde yaptığımızı, yani şu an bizim 4300 saat gibi bir sayımız var. Buradan da hangi videoların şu an trendde olduğunu görebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi ilk başlarda aslında çok şey yok. Yani 11 Ağustos'ta başladığımız gözüküyor burada. Yani bir yıl tamamlanmadı ama gördüğünüz gibi ilk başlarda pek bir yol kat edememişiz. Zaten Ekim ile Aralık ayında pek kanalımıza bakmadık şahsen. Video falan da çok çektiğimizi söyleyemem. Ama Aralık ayında videolarımızı daha çok arttırdık. Videolara nasıl hashtag koyulacağını öğrendik ve videolarımızda profesyonelleşmeye başladık. Gerçekten de ilk videolarımız çok kötüydü. Yani biz videoları birleştirmeyi pek bilmiyorduk maalesef. Videoları tek solukta
çekmeye çalışıyorduk ve birçok hata da yapıyorduk. Sonra dublaj yapmayı da öğrendik. Dublajlı videolar çektik daha profesyonellik adına. YouTube'da bir kanal oluşturmak, YouTube'un isteğine göre oluşturmak gerçekten zor çünkü 4000 saat yani az gibi gözüküyor ama 4000 saat aslında uğraşla beraber çok zor yapılabilecek bir saat ve planlamasını ve YouTube videolarının kaç görüntülenme yapması konusunda gerçekten düşündürücü şeyler oluyor. Kapak tasarımı olsun, yani videomuzu nasıl tıkanır ve nasıl tekrar bizi izlerler konusunda gerçekten kafa yoruyorsunuz. Gerçekten birçok görüntülenme için arkadaşlarınızla da darladığınız oluyor ya da şunu izle, bunu izle ya da kendi kendinizi de izlediğiniz anlar oluyor. Bu sebepten dolayı 4000 saat çok kolay geçen bir şey değil. Ama yani yapılabilecek bir şey. Eğer bir kanal kurmak istiyorsanız birçok arkadaşlarınızla beraber de kanala yapabilirsiniz ya kanalı kurabilirsiniz. Belki de bu sizin için daha kolay ve bu aşamaya geçmek için daha olumlu bir sonuç yaratır. Şimdi bu 1000 abone ve 4000 abone olduğu zaman telif hakkı denilen bir şey var. Telif hakkının şeylerini, koşullarını kabul etme ile ilgili. Tabii ki de burada ön şartlar, kullanım kılavuzu ve adil kullanım tarzında birçok yazı ve sözleşmeler var. Bunları kesinlikle dikkatlice okumanız gerekiyor. Çünkü ihlaller konusunda YouTube diyor ki yani ihlallerden siz sorumlusunuz. Ben YouTube olarak içeriği gönderirim ama herhangi bir şey olursa buradan siz sorumlusunuz olarak. Zaten YouTube'da onun öncesinde, ihlal öncesinde eğer YouTube'a bir şekilde bildirir veya YouTube algoritmalarından yakalarsa bu ihlali zaten size söylüyor. Neyden dolayı ihlal aldığınızı ve ihlalden dolayı ne yapmanız gerektiğini bazı durumlarda söylüyor. Tekrar kontrol paneline geldiğimde kontrol panelinde yorumlarımızı falan görüyorsunuz. Burada bazı Life in Day diyor. Mesela 25 Temmuz'da etkinlik varmış. Etkinliğe katılmakla ilgili birçok yazı var. Gördüğünüz gibi YouTube İş Ortaklığı programına hoş geldiniz diyor. Yani bizim kanalımız bugün itibariyle para kazanmaya ve YouTube İş Ortaklığı içerisinde olduğunun simgesidir bu da. Birçok alana değinmeye çalıştım bu videoda. Siz de aslında sizin de yapabileceğinizi görmüş oldunuz buradan. Kontrol panelli videolardan ve analitikten siz de kolayca bir kanal kurabilir ve 4000 saat ve 1000 abone yapabilirsiniz. Siz de eğer bu yolda ilerlemek istiyorsanız size bol şans diliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirseniz çok teşekkür ederiz. Bu videonun altına karşılaştığınız sorunlar veya herhangi bir bizim yardım edebileceğimiz bir durum varsa lütfen yazın. Biz hemen size cevap vermeye çalışacağız. Güzel bir kanalınız olması dileğiyle hoşça kalın.